Tersine ya, eğer mevcut başkanla devam edilecekse, işte İstanbul'da, Ankara'da olduğu gibi, bunu partiler önceden açıklamayı tercih ediyorlar. Niye? Çünkü orada bir rekabet olmasın, mevcut belediye başkanları yıpranmasın ve güçlü bir biçimde, hani hiç tartışılmadan partinin neredeyse çok rahat bir biçimde yolumuza devam edin dediği bir şey, aday olmak ya da başkan olmak önemli. Ama eğer sizinle ilgili uzun uzun tartışmalar yaşanıyorsa, partinizde size bir muhalefet olduğu yönünde kanatlar oluşuyor. Antalya'da mesela birden fazla aday var büyükşehir için ve kendi aralarında çok sıkı bir rekabet söz konusu. Genel merkez orada çok sayıda araştırma yaptı. Benzer bir şey AK Parti içerisinde de yaşanıyor. AK Parti'de de sıkı bir rekabet söz konusu. Onlar da adaylarını işte ölçüp biçip tartarak belirlemeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bir şey olduğunda, tabii aday adaysanız, görevdeki başkan değilseniz, bu süreç sizi daha az yıpratıyor. Ama mevcut belediye başkanıysanız ve genel merkeziniz, parti organlarınız sizi uzun uzun tartışıyorsa, o zaman ister istemez bir hırpalanma sürecinden geçmiş oluyorsunuz. Bu Antalya için bunu özellikle söylüyorum. Sadece İzmir Antalya için? Değil. İzmir, Aydın, şu an görevdeki bütün belediye başkanları için söylüyorum. Şimdi çok hızlı bir biçimde CHP bence orada bir stratejik hata yaptı. Her yerden önce, herkesten önce mevcut 11 büyükşehirle ilgili hızlıca kararını verip yoluna devam etmeyeceği başkanlara da bunu baştan söyleyip bu o geçiş sürecini de böyle iki tarafın rızasıyla olmuş gibi göstermek, şu an Eskişehir'de olduğu gibi, o zaman partinin, örgütlerin gereksiz tartışmalardan uzak durmasını, gereksiz kutuplaşmaların yaşanmasını engellemiş olurlardı. Şimdi her şehirde şu anki belediyelerin CHP'de olduğu İstanbul ve Ankara, mesela İstanbul ve Ankara'da böyle bir örgütsel tartışma yaşanmadı. Niye? Çünkü ta Kemal Bey zamanında zaten ilan edilmişlerdi ve dolayısıyla yeni aday adayları vesaireler, onların kendilerine taraftar bulma, dolayısıyla genel merkezi etkilemeye çalışma falan gibi girişimler olmadı. Ama diğer illerde bunlar yaşanıyor. O yüzden hala tartışılıyor olması, bugün bütün büyük şehirler belirlenecek mi, belirlenmeyecek mi, onu da bilmiyoruz. Bu bir sıkıntı kaynağı benim gördüğüm. Keşke ilk başta büyük şehirlerle ilgili, elindeki büyük şehirlerle ilgili, yani Samsun'u, Ordu'yu, Trabzon'u, Diyarbakır'ı falan tartışabilirsiniz. Orada bir sorun yok, ama elinizdeki başkanlarla ilgili, belediyelerle ilgili bir an önce kararınızı verin. Ve orada eğer yolunuza mevcut başkanla devam etmeyecekseniz de onun rızasını alın, onu da yıpratmayın, yeni başkan adayınızı açıklayın ve kendisi, mevcut başkan onu desteklemiş olsun falan, yani böyle bir diplomasi yürütün. Şimdi bu süreç içerisinde görevdeki hala ismi açıklanmayan başkanlar sürekli bir meydan okumayla karşı karşıyalar. Örgüt içerisinde tartışmalar başlıyor ister istemez ve bir bölünme, parçalanma yaşanıyor. Bu sonradan toparlanabilir mi? Toparlanır elbette ki, ama bu tartışmaya gerek yok. Bu hırpalamaya gerek yoktu. Yeniden aday gösterecekseniz bile hırpalayarak onu yeniden aday gösteriyorsunuz ve bu arada parti kamuoyunda bir sürü konuşuluyor. Antalya'da mesela bir sürü tartışma yaşandığını biliyoruz. Keşke bunlar olmasaydı. O yüzden ben CHP Genel Merkezi'nin mevcut 11 belediye başkanı ile ilgili kararını uzatmasının her geçen gün adaylara, oradaki adaylara ve başkanlara zarar verdiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Akşama sıcak saatlerini birlikte değerlendirdik. Vakit uygun olursa, eğer açıklama yansırsa, tekrar yayında konuk etmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler efendim. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenleri tamamlıyoruz. Gamze Hanım, son bir kulis bilgisi yoksa eğer. Var mı? Kulis bilgisinden ziyade ben de değerlendirmeyi yapmak isterim. Çünkü lütfen. Sıcak haberleri verdim ama görüşümü aktarmadım. Doğru, atlamayalım. Tabii aday belirleme süreçleri her zaman sancılıdır, hangi partide olursa olsun. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi gibi demokrasiyi özümsemiş bir partide daha sancılı geçer. Ama ben bu süreçte gerçekten umutsuz olmadığımı dile getirmekte
bir beis görmüyorum. Bugün 16'da başlaması gereken toplantı 4,5 saatlik bir rötarla başladı. Bizim dönemimizde de geç başlayan toplantılar olurdu. Çünkü Ankara, İstanbul gibi önemli ilçelerin belirleneceği, artık böyle bütün gözlerin kulakların CHP Genel Merkezi'nde döndüğü önemli günlerdi. Toplantılar biraz daha hararetli, biraz daha tartışma odaklı